Sarı mikrofonun 2019'da hayatımıza soktuğu 10 fenomen. En beğendiğiniz, en başarılı bulduğunuz YouTuber kimdir? Enes Batur. Neden? Çünkü çok yakışıklı. Oğlum o nasıl bir pike iniş? Neden? Çünkü çok yakışıklı. Kuşa gülüyorum oğlum ben. Vallahi kuşa gülüyorum. Nasıl bir iniş lan? Çok yakışıklı. Ya abi çok tatlı ya. Ertesi gün hapı nedir? Efendim? Ertesi gün hapı nedir? Hapı nedir? Ertesi gün mü? Cumartesi mi? Hafta sonu mu? Yok. Ertesi gün hapı nedir efendim? Hapı bilmem ki nasıl yani oluyor bu. Yani pazartesi salı. Salı. Evet. Ertesi gün hapı. Salı. Abi niye ertesi gün deyince sürekli gün sayıyor? Evet. Ertesi gün deyince şu anki günün ertesi gününü mü hesaplıyor acaba? Pazartesi demek o gün. Doğduğun ilçeyi 3 kelimeyle anlatır mısın? Peki. Adana. İyi günler, iyi bayramlar beyefendi. Öncelikle emniyet kemeri taktığın için çok teşekkür ediyoruz. Neden emniyet kemeri taktığınızı öğrenebilir miyiz efendim? Ceza kesmesinler diyedir. Vallahi komutanım siz bize takmayın diye biz de emniyet kemeri takıyoruz artık. Ne yapalım? İlk bir iki saniye idrak edemedim abi esprisini. Erken boşanmaların sebepleri nelerdir? Ulan oğlum nasıl soruyorsun sen? Boşanma mı? Boşanma. Sen ne anladın? Ne anladım? Ben başka anladım. Boşanma doğru anladın. Ha, ben boşanmanın sebebi, tek sebebi ekonomidir. Erken boşanma vişne suyu. Şey var ya, tank. Bildin mi o lastik şişede? En son ne zaman yaptınız? Bu sabah yaptım. Ne yaptınız? Sabah yorucu bir spor yaptım. Çok yorucuydu hayatım. Tabii ki öneririm. Squat yapsın bayanlarımız lütfen yani. Kalçalar biraz aşağıda görüyorum bayanlarımızda. Rica ediyorum biraz kaldıralım. En son ne zaman yaptınız? Sabahleyin yaptım. Ne yaptınız? Kahvaltı. Efendim pardon. Evet. Peki ya bir insan bir şekilde beyin kapasitesinin %100'ünü kullanmaya başlarsa acaba ne olur? %100 mü? Evet. Ya çok komik bir şey çıkacak ya. 8'i 2'ye bölersen 4 eder. Doğru mu? 2 ile 2'nin toplamı 4. 44 yapar. Toplamı yani. Tarihle aranız nasıl? İyi. Çok iyi. Evet. Fatih Sultan Mehmet 1453 yılında İstanbul'u kimin elinden almıştır? Hitler mi diyordu bu? Adolf Hitler. Fatih Sultan Mehmet 1453 yılında İstanbul'u kimin elinden almıştır? 1453'te yapmadık ya mı? Kaçta? Kaçta yaptık? Gelsenize buraya. 1453'te almadı mı? Tamam ben hayır 1453'te almadı. Onu demeye çalışıyorum. Bilmiyorum ama. Abi sorar mısın nereliymiş? Müneyim. From Homs. Homs, Suriye. Suriye, Homs. Homs'u. Ne iş yapıyorsun? Ne iş meslek? I am avukat. Avukatlık yapıyormuş abi. Yemin et lan. O sorayım mı? Türkiye'ye ne zaman gelmiş abi? Yani ne zaman mütteki? Türkiye'ye kaç şehir? 1 month. 1 month, bir sene. 1 month. Adam İngilizce cevap veriyor. Onu da çeviriyor ama yanlış çeviriyor abi. Bir sene. Peki abi Türkiye nasıl bulmuş? Türkiye yani nasıl? Peki abi Türkiye nasıl bulmuş? Türkiye nasıl? Erdoğan good. Erdoğan iyi. Erdoğan'ı seviyor. Erdoğan iyi. Ya abi bak başka ülkede yaşayamam algısı gerçekten çok doğru ya. Ya başka ülkede yaşayamazsınız abi. Hiçbirimiz yaşayamayız ya. Hello. Geldi reis. Reis geldi ancak şimdi. Hello. Ya bu adamla hiçbir zaman sıkılmayacağım galiba ya. Can you tell me how can I get to Taksim? Taksim. Hello. Ağza bak. Şu sakız çiğnemeye tapıyorum. How can I get to Taksim? Taksim. Nasıl giderim diyor dayı. Nasıl bilmem. Nasıl bilmem. Hay Allah'ım ya. Dünya Hollywood için çıktı üzüm. Kapışıyor, ödüller için kapışıyor, savaşlar çıkıyor, haberiniz yok. Dön CHP, MHP, ne CHP'si, MHP'si? Aç şurada kameraları da oynayalım Hollywood filmi. Koy şuraya 500 katrilyon tona ya. Savaş çıkınca kaçar mı? Sen Hollywood filmi çevrilirken tüm il birbirine ateş ettiğinde kaçacak mısın? Bir kız için ölmesini biliyorsun parfümcüdeki için. Değil mi? Ama vatan millet ulan diyor kaçarım ulan diyor vatanı milleti satarım. Ferrari için satarım diyorsun. Ben tanımıyor muyum 70 milyon insanı? Bu paradır anlıyor musun? Parayı konuşturdun mu insanlar konuşur zaten. Ankara'yı geç her yer Ankara. Bak mikrofonu bırakır burada 500 katrilyon ton dolar hemen kıyafetini burada değişecek. Hemen başrol oynayacağız. Oscar'a oynuyoruz. Ankara ayağını denk alsın abi. Ankara ayağını denk atmazsa Kıbrıs'a kaptıracak. Aldığı hazineyi 250 trilyondan başlayacak 25 trilyon liraya kadar düşer. Adam başı 25 trilyon lirada borçlu çıkar. İmzaları doğru düzgün ileyecek, atmasını bilsin, almasını bilsin, saklamasını, iletmesini, faks kullanmasını, her şeyi doğru düzgün yapmasını bunu baş... Oğlum çok epik bir kafa bu arada. Bak cidden epik bir kafa bu. Özel bir kafa yani. Çaramazsa devleti milleti anahtarıyla zaten teslim etmek zorunda. UEFA, FIFA'ya baktığın zaman kredi Türkiye. Ezer. Bak hiçbirinin birbiriyle bağlantısı yok. Dünyayı da ezer. Sağdan sola soldan sağa dönmeyi bilmedikten sonra alfabeyi ortalayamazsın elifi falan öyle bir durum yok yani. Arapçayı çözdüm demekle Arapçayı konuşuyor bilmiyor. Anlatabiliyor muyum? Suriye'den herkes konuşamaz yani. Suudi Arabistan'a, Libya'ya, Lübnan'a böyle bir şey yok. Savaş çıkacak mı? Savaş çıkarsa bizim pozisyonumuz ne olur? Öyle bir şey olamaz ya. Öyle bir şey yapamaz da. Bak neon tabela kullanıyoruz. Savaş açamaz. Savaşa giremez. Biz ne yaparsak diriliş, ayağa kalkarız. Amerika'da, Avrupa'da, Arap devletleri de bizim elimize, ağzımıza bakar. Bursa Tofaş var biliyorsun. Tofaş Fiyat fabrikasına girip Ferrari de üretebiliriz. Tüm dünya peşimizden de gelir. Savaş da açabilir. Ferrari basit bir şey değil ki ileyecek. Sen 135 dilde dönüyorsun da arabayı Ferrari'ye çevirebiliyorsun da bırakmazlar peşini. Kimse kimseyi bırakmaz. Bakalım savaş için mi yanaşıyor yoksa barış için mi yanaşıyor? Alışveriş için mi? 135 televizyona birden konuşayım ben. Ve kaçacak değilim. Rektörleriyim. Ayıptır yaptıkları. Fiş faturasının manifestosunu keseyim, yollayayım. Hangisini değil ki? Amiralleri orgenerallerinde Kıbrıs meselesi abi vallahi hazine açıldığında anlaşırız 99 yılında. Arkadaşlar bilgilendiniz mi? Beyinler böyle hafif kızardı mı böyle bir marshmallow kıvamına geldi mi kafalar? Ben anahtar teslimi yapayım. 250 trilyon liraya vereyim alabilecek mi? Güveniyor mu kendine? İleyecek dönmeyi. Oraya ülkeyi soktuğun zaman, nesleyi soktuğun zaman, sıfıra çıkamadığın zaman orada kalacak ürün. Gemiden zor atacaksın kendini buraya. Budur yani. Yarın o gün Amerika'da Türkiye'ye sığınabilir. Ayıp değil anlatabiliyor muyum? Avustralya'da sığınabilir, Arap Emirlikleri de sığınabilir, Rusya'da sığınabilir veya Türkiye Kıbrıs'a sığınabilir. Ama şu var bak şu hazine olduğunda 100 trilyon liraya mal oluyor. Aa, içim şişti ya bu ne kafa ya. Hala anlatıyor. Adana meşhur daha ya. Gel bir de ya sen gör. Sonuçta herkes ekmeğinin peşinde ayak mısın daha ya. Ayak mısın daha ya. Sensör var mı? Sensör. Hayırdır am***. Bize şekil mi yapıyorsunuz burada? Ne oldu ki bu baba ya? Yap yapıştır bizi de alıştır. Osmaniye boşluk dumanıyla coştuk. Baba. Bir gün abi Adana'daydım. Bizim orada. Çocuğun biri geldi. Bana böyle etti abi elinde bıçak. Hey dedi Gönce dedi bana dedi biraz dedi oradan dedi biraz dedi bali parası versene dedi. Ben dedim hayırdır dedim. Ben hani biraz abi popüler yendiğim için arkadaş beni böyle dedi diğer zengin züppelerinden zannetti. Ben de böyle ettim. Hayırdır dedim. Dedi para vereceğim dedi buranın raconu dedi benden sorulur dedi. Bak dedim ben dedim diğerlerine benzetme dedim sen dedim racon diye yer dedim ekmek diye yanımda taşırım dedim. Yani herkes kendini bir şey sanmasın yani herkesin korkup da geçemediği sokakların lambasını ben patlattım abi. Bana böyle dedi abi sana dedi buradan dedi bir kafa atabilir miyim dedi. Dedim niye? Canım kafa atmak istiyor. Ben dedim sen şu an ikiye bölüp dedim göle atmak istiyorum dedim. Yapabilir miyim dedim. Yapabiliyorsan yap dedim. Ben dedim abi dedim. Abi görüşürük dedim. Elimi tuttu bana bir çık dedim. Çıktım dedim. Ulan. Çok güzel kapattı. Ben dedim abi dedim. Abi görüşürük dedim. Elimi tuttu bana bir çık dedim. Çıktım dedim. İçinden geçmiş. Benim şeye kafa atmama benzemiş lan bu. Vardı ya bir tane. Neydi o? DJI Osmo var ya, mini pocket. Lan. Sağlam abi, kontrol etme abi. Döndüm abi, çocuğa bir tane daha vurdum, baktım 3 kişi oldu abi. Biri bıçağı çekti, göstereyim mi? Aa bak abi. Böyle zil diye vurdu. Onu öyle delikli işi gittim, başka yaptım kendimi. Yine de şiddet ve kavga güzel bir şey değil. Değil tabii, ben öyle bir insan da değilim. Allah bize akıl fikir versin arkadaşlar.